Evet, Cumhurbaşkanı'yla karşınızdayız. Grafik düellosunda dolar Türk lirasında 5.96'lardan 6.12'lerin üzerine doğru hızlı bir hareket. Borsanın son dakikasında arkadaşlarımız paylaştı. Risk'te ve Türkiye'deki iç dinamiklerle birlikte böyle bir fiyatlama var. Hızlı bir fiyatlama var. Bakalım devamına nasıl gelecek öğleden sonra. Biz bugün yuan'la başlayacağız. Dışarıyla başlayacağız. Sonra yavaş yavaş içerideki fiyatlamalara da geleceğiz. Şimdi yuan dedik. Çin'de ticaret karmaşası giderek büyüyor. Şimdi önümüzdeki süreçte zaten aslında hali hazırda geçen hafta biliyorsunuz 200 milyar dolarlık Çin'den ithal edilen Amerika'nın ithal ettiği ürünün vergisinin %10'dan %25'e gelmesi sonrası bunun kapsamı artar mı ya da Çin nasıl bir cevap verilecek diye merak ediliyordu. Orada belirsizlikler arttıkça offshore'da 6.89 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dolar yuan offshore'un. Onshore offshore makasında çok büyük bir açılma yok. Onshore'da da buraya yakın yerlerden geçiyor işlemler ama Societe Generale dedi ki her an yuan 7'nin üzerine çıkabilir. Bu konuda uyarıyor. Tablo böyleyken yani yuan sert bir şekilde değer kaybeder. Dolar yuan yükselirken de bir aylık fiyatlanan implied volatilite sanırım bu değil mi? Implied vol'lerde de 6.2 seviyesini görüyoruz. Orada da zımni oynaklığın hızlı bir şekilde arttığını söyleyebiliriz. Şimdi peki bu hareket başka hangi ürünleri etkileyebilir? Yani yuan'ın değer kaybına, yuan'ın oynaklığının artmasına duyarlı olan, korelasyonun yüksek olduğu ürünler neler? Zımni kelimesini kullanmayayım diye fiyatlarını koydum bu sefer oraya. Piyasa geçmişte şu son dönem içerisinde 2-3 tane büyük krizi atlattı esasında. Bazılarını fiyatladı, bazılarını fiyatlamadı. Şimdi bu kısa bir hatırlatma yapacak olursak eğer Aralık ayında mesela Fed başkanını ciddi anlamda fiyatladı ama gerçekleşme olmadı. Hızlıca bir borsalarda düzeltmeyi görmüştük. Piyasa anlaşmasız Brexit konusunda haklı çıktı ama bugün gelinen noktaya baktığımızda Trump'la Çin arasındaki bu ticaret savaşlarında ise haksız çıktığını görüyoruz ve fiyatlamalar geçtiğimiz döneme baktığımızda ve gelişmekte olan piyasalarda oldukça fazla girişleri görüyorduk Türkiye hariç diye belirtmekte fayda var. Bu noktada Çin yuanının etkilemiş olduğu ya da etkilediği bundan önceki 20 günlük korelasyonlara baktığımızda buradan ciddi anlamda Tayvan'ın ve Endonezya'nın etkilendiğini görüyoruz. Pek çok anlamda küresel büyümeye işaret verdiğini bu noktada geri çekilmelerdeki fiyatların küresel büyümede yavaşlamaya işaret ettiği bakır tarafında baktığımızda da korelasyonun 0.80 olduğunu görüyoruz. Yani doların yuana karşı değer kazandığı %1 ortamda bakırın da aşağıya geldiği bir fiyatlama içerisindeyiz. Tabii bu noktada diğer borsalara ve de gelişmekte olan para birimlerine baktığımızda Endonezya rupisini, Filipinleri, Tayvan'ı yani diğer Asya ülkelerini de görebiliyoruz. Cuma'dan bugüne haber akışı vardı ama biz yayına girmeden önce Trump yine tweet atmaya başlamıştı ve bu tweetlerinde de Çin'in misilleme yapması durumunda durumun daha da kötüleşebileceği ile ilgili açıklamaları mevcuttu. Diğer anlamda Türkiye özelinde işte aktardık %2'yi geçen kayıplar olduğunu söyledik. Yuan tarafına baktığımızda da bizim de korelasyonumuzun bu noktada oldukça yüksek olduğunu 0.65 ters tarafta yani oradaki yükselişler Güzem'in gösterdiği gibi 6.90 seviyesinin yukarı doğru gidiyor olması dolar Türkiye'de endeks üzerinde de baskı unsuru oluşturacak diğer faktörlerin içerisinde yer alıyor. Tabii bu noktada bugün sabah itibariyle biz cari açık rakamını gördük. Beklenenden de az geldi ama onu fiyatlayacak herhalde piyasada ne bir moral ne de başka bir gelişme var. Zaten bu kadar hızlı daralması da yani geçtiğimiz sene aynı dönemde 4,5 milyar dolar açık verirken bu sene aynı döneme baktığımızda 500 milyon dolar olması ithalatta beklenenden sert daralma ihracat tarafında evet. Da endişelerin arttığını gösteriyor. Şimdi cari işlemler açığını iki grafikte göstereceğiz. Birincisi çekirdek yani enerji ve altın dışı olarak bakacağız. İkincisinde de gayri safi yurt içi hasılayı oranlayacağız. Şimdi bugün gelen 589 milyon dolarlık beklenti altındaki cari açık rakamıyla Mart rakamıyla 1 milyar dolar beklenti vardı biliyorsunuz. Yıllık rakam burada 12.8 milyar dolarlık açığa işaret ediyor. O taraftaki rakam aslında biraz daha geriye gidecek olursak net bir şekilde bize şunu söylüyor. Hızlı bir şekilde 70 milyar dolardan 12.8 milyara doğru cari açımız kapanıyor. Mavi ile gördüğümüz ise yıllık bazda yine enerji ve altın dışı cari denge rakamı. Burada bir cari fazla veriyoruz. 32 milyar dolar fazlamız var şu an. Enerjiyi ve altını hariç bırakacak olursak yani bu iki kalemde ithalat yapmasaydı Türkiye 32 milyar dolarlık bir fazla veriyor olacaktı. Orada da hızlı bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Şimdi gayri safi yurt içi hasılayı oranlayalım. Garanti Yatırım'ın hazırladığı bu grafiklerde aslında cari işlemler açığı gayri safi yurt içi hasılayı oranlandığında geçtiğimiz yıllarda özellikle 2017-2018 Türkiye'nin çift haneye yakın ve o seviyelerde büyüdüğü dönemlerde diğer ülkelerden olumsuz ayrıştığımız ortaya konuluyordu. Örneğin
örneğin işte 2017'de bir ara %6'lara kadar yükselmişti Türkiye'nin cari açık bölü gayri safi milli hasıla oranı ve birçok kredilendirme kuruluşu bunun büyük bir risk olduğunu söylüyordu ama şu an geldiğimiz noktada %1.7'ye geldi. Peki bunun ideali ne? Yani aslında belki %6'ların 6 ve üzerindeki rakamlar bir risk ama bu kadar hızlı düşmesi ve bizim 2008-2009 krizinde bile, Türkiye bu kriz döneminde bile cari açık bölü gayri safi yurt içi hasıla oranı 1.7 seviyesine gelmemiş. Yani en düşük 1.8'i görmüşüz. Bu da şu anlama geliyor. Türkiye ekonomisinin daraldığı, sert daraldığı, resesyona girdiği dönemlerde bu kadar sert bir düşüş yaşanmış. O yüzden bu grafiği de çok pozitif okuyamıyoruz bugün gelen rakamlardan sonra. Şimdi buradan hemen tekrar Cumhur'a sözü vereyim. Biraz Borsa İstanbul'a da bakalım. Az önce %2'nin üzerinde kayıp var dedik ama piyasa şu soruyu soruyor. Bundan sonraki destek ve dirençler nerede oluşacak? Güzel, tabii cari açık tarafında bu dengelenme, soğuma, durma, resesyon hangisini koyacak olursak şirket karlılıklarında bundan sonraki dönem içerisinde özellikle olumsuz fiyatlamak üzere. Bu dolayısıyla günlük olarak %2 kayıp olsa da geçtiğimiz dönem içerisinde baktığımızda son 4 haftada kayıpların bir miktar daha hızlandığını görüyoruz. Dolayısıyla geçtiğimiz dönemi taradığımızda, haftalık grafiği resmettiğimizde 200 haftalık ortalamanın geçtiğimiz sene Haziran ayından bu döneme geldiğimizde ve geçmiş dönemlerde olduğu gibi kırdığımızda ralliler geliyordu. Ama son dönem içerisinde son 15-16 ay içerisinde destek seviyesinin çalıştırdığını gördük. Dolayısıyla bu dönem içerisinde seçim sonrası Rahip Brunson, Eylül dönemindeki satış, Fed'in başkanlık tartışmaları, bunların hepsini karşılarken 200 haftalık ortalamanın gerçekten bu noktada önemli olduğunu görüyorduk, test ediyorduk. Dolayısıyla geçti bu dönem içerisinde programda Tuncay Turşucu'nun da söylediği gibi bu seviyelerin kırılması acaba yeni bir satış dalgası getirir mi diye geriye dönüp baktığımızda Aralık ayında gördüğümüz 87.400 seviyesi gibi bir dip seviyemiz vardı. Şu an kapanış haftalık olarak olacak mı bilmiyoruz. Daha haftaya bugün başladık ama haftalık anlamda ilk defa çok uzun zamandan beri kapanışı gerçekleştirmiştik. Pazartesi açılışı da dış gündem ve iç gündemle birleştirdiğimizde şu aşamada yukarı yönlü sekmeyi pek mümkün kılmıyor gibi gözüküyor. En azından şu anki veri akışıyla. Geriye dönüp baktığımızda burada Ağustos ayında bir de 84.500 seviyesi yer alıyor. Dolayısıyla piyasanın şu aşamada gördüğüm kadarıyla dikkat edeceği 91.200'ün altındaki kapanışlar borsa açısından ekstra bir teknik anlamda ağırlık anlamına gelecek aşağı yönlü. Borsayı aşağı çeken, cari dengedeki soğumayı sertleştiren ve senin altın çizdiğin gibi reel sektör tarafındaki bu endişeler en çok otomotiv sektörüne yansıyor son dönemlerde Cumhur. Orada hem içerideki üretim rakamları hem satış rakamları, yurt içi satışlar hem de ihracat rakamlarında düşüş yaşanmış. Önce bir OSB'nin haberini ekrana getirelim. Rakamlar nasıl? Sonrasında grafiklerle beraber daha önceki dönemlerle kıyaslayarak analiz edeceğiz. Türk otomotiv sanayinin üretim ve ihracatta yaşadığı daralma yılın 4. ayında da devam etti. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre yılın ilk 4 aylık döneminde toplam üretim geçen yılın aynı dönemine göre %13 azaldı. 489.429 adet oldu. Aynı dönemde otomobil üretimi de %14 azalarak 322.281 adede düştü. İlk 4 ayda toplam otomotiv pazarı geçen yılın aynı dönemine göre %48, otomobil pazarı ise %47 daraldı. OSD verilerine göre ticari araç grubunda toplam üretim yılın ilk 4 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %11, hafif ticari araçta %9, ağır ticari araçta %29 azaldı. Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ticari araç pazarı %51 daraldı. Hafif ticari araç pazarı %50 küçülürken ağır ticari araç pazarında ise daralma %60'ı buldu. Ocak-Nisan döneminde üretim ve pazar daralması ile birlikte otomotiv ihracatı da düştü. Toplam ihracat adet bazında %8, otomobil ihracatı %12 azaldı. Buna karşılık toplam ticari araç ihracatı %2, hafif ticari araç ihracatı %1, ağır ticari araç ihracatı ise %36 artış gösterdi. Toplam otomotiv ihracatı dolar bazında %7 azalırken euro bazında %1 arttı. İlk 4 ayda toplam otomotiv ihracatı 10,5 milyar dolar olarak gerçekleşirken otomobil ihracatı %14 azalarak 3,9 milyar dolar oldu. Euro bazında otomobil ihracatı ise %7 azalarak 3,4 milyar euroya düştü.
Evet, bu rakamların hemen arkasından Ziraat Yatırım bugün paylaştığı raporda sektörü biraz daha analiz etmiş, otomotiv sektörünü. Ve demişler ki üretim rakamları 127.913, yaklaşık 128.000 Nisan ayında. Geçen sene 2018 Nisan'a göre Türkiye'deki otomotiv üretimi %7.7 daralmış. İlk 4 aylık otomotiv üretiminde ise %13'lük daralma var. İhracat rakamları biraz daha medet umduğumuz yeni dönemde, döviz gelirine ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, ki Avrupa biliyorsunuz en büyük pazarımız otomotiv ihracatında, yine 106.000 adet ihracat yapmışız. Geçen senenin aynı dönemine göre %9.4 maalesef Türkiye'nin Avrupa'ya değil tüm pazarlara yaptığı ihracatta daralma yaşanmış. 4 ayın bakacak olursak da sadece Nisan değil, 2019'un ilk 4 ayında otomotiv ihracatımız ne oldu diye, orada da geçen yıla göre %7'nin üzerinde bir daralma var. Ve yurt içi satışlar, tabii ki iç talepteki daralma en sert burayı vurmuş. Zaten ithalatın bu kadar azalmasından da görüyoruz ki Nisan 2018 ve Nisan 2019 kıyaslandığında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %56'lık daralma, yurt içi otomotiv satışlarında 4 ayın tamamında ise geçen seneye göre %48 daralma yaşanmış. Zaten aşağıdaki grafikte de kırmızı 2017, gri olan, daha doğrusu açık beyaza yakın olan 2018 ve gri olan da 2019'u gösteriyor. Geldiğimiz bu 4. ayda 2017'de 149 binlik aylık otomotiv üretimin 128 bine kadar gerilediğini görüyoruz. Hemen buradan ihracat rakamlarının, bir yurt dışına olan satışların, yani ihracatın sütun grafiğini ekrana getirelim. Benzer şekilde düşüşün ikinci grafikte de olduğunu göreceksiniz. Aylık yurt dışı otomotiv satışlarında en son gelen Nisan rakamlarında tablo çok net. 2017 ve 2018'de 117 bin adet ihracatımız varken 2019'a geldiğimizde 106 bin seviyesine kadar ihracat gerilemiş gibi gözüküyor. Yani Nisan ayında geçtiğimiz 2 yılın Nisan ayıyla kıyaslandığında ihracatta da düşüş yaşanmış. Şimdi dönelim grafik düellosunu. CDS ve kur oynaklığıyla bitirelim. Hemen Cumhur örneğe sözü vereceğim. Sabah saatlerinden beri bol bol konuştuk ama gelişen ülkelerle karşılaştırma yaptığımızda nasıl bir tablo var? Güzel. Yılbaşından bu yana ana temalardan bir tanesi konuştuğumuz gibi gelişmekte olan ülkelere bir para girişi vardı. Biz bundan bazı dönemlerde yılın başında özellikle almıştık ama Mart'tan sonra orada kırılma beraberinde gelmişti. Dolayısıyla bugün içerisine bakmış olduğumuz en büyük göstergelerden bir tanesi ya da dikkat çeken göstergelerden bir tanesi risk temerrüt primimizin 500 seviyesine doğru yaklaşmış olmasıydı. Şu aşamada satıcıların hala 496-497 seviyesine geldiğini görüyoruz ama hani psikolojik anlamda 500'ün üzeri, zaten 470'in üzeri geçtiğimiz dönemde görmediğimiz günlük kapanışlar deyip orada başka bir fiyatlamanın olabileceği tehlikesinden bahsediliyordu. Bu noktada 500 seviyesinin hemen altında devam ediyor. Yılbaşından bu yana gelişmekte olan diğer para birim, diğer ülkelerin fiyatlamalarına baktığımız zaman yılbaşından bu yana risk temerrüt birimleri artan göreceli olarak Arjantin, Türkiye, belki birazcık da Çek ve Bulgaristan'ı koyabiliriz ama diğer tarafa baktığımızda ticaret savaşları ile birlikte zarar görmesi beklenen ya da diğer ölçekte Güney Amerika ülkelerinde, onlarda da belli ölçüde siyaset ya da ekonomik anlamda bozulmalar vardı ama CDS'lerine baktığımızda çoğunun yılbaşına göre daha iyi seviyelerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu cepheden değerlendirdiğimizde Türkiye ve Arjantin'in ayrışması bu noktada CDS cephesinde de devam ediyor. Diğer taraftan bizim üzerinde durduğumuz, biraz önce işte gösterdik, 6-13 seviyesine doğru gelen dolar Türk lirası oynaklığı vardı. Bu noktada geçtiğimiz hafta atılan likitte adımlarıyla 25,5 seviyesine doğru yakınsamasını beklediğimiz ağırlıklı fonlama oranımız, bundan sonra yabancı yatırımcıyı çekmeye yetecek mi acaba? İkinci grafiği verebilirsek ekrana. Orada tabii iki önemli nokta var. Bir tanesi evet risk temerrüt primi, bir diğeri de oynaklık üzerinden geliyor. Geçtiğimiz dönemde oynaklık belli ölçülerde %1'in içerisinde gün içi en yüksek ve en düşük olmak üzere sıkışmıştı ama son bir 5-6 gündür buranın tekrar yukarı doğru geldiğini görüyoruz. Bu da bizim 3 aylık taraftan değerlendirdiğimizde fiyatlanan zımni volatilite tarafına baktığımızda Türk lirasının %24.60'la şu aşamada değerlendirmiş olduğumuz para birimleri içerisinde öne çıktığını görüyoruz. Ki geçtiğimiz hafta hatırlatalım, Güney Afrika seçimini tamamladı, yoluna devam ediyor. Onların fiyatlaması %15, Brezilya reali %14, Rus rublesi %10 diye gidiyor. Bu noktada belki de şunu hatırlatmakta fayda var. Beklenmedik bir gelişme olan bu Amerika-Çin diyaloğunun kopmuş olmasından sonra
gördüğüm bir rapor JP Morgan gelişmekte olan ülkeleri azalt demiş. Dolayısıyla bir de bu ekstra yük binerse üzerimize dengeleyici unsur bulmakta biraz zorluk çekeceğiz gibi gözüküyor. Cumhur çok teşekkür ediyoruz aktardıkların için. Grafik Düellos'un sonuna geldik. Kısa bir aranın hemen arkasından Bakan Albayrak'ın hafta sonu açıkladığı Haziran'da gelecek imalat ve sanayi sektörünü destekleyecek teşvikleri konuşacağız ama önce bir ara.